Komutan merhabalar. Merhaba Erdicim. Gündemi değerlendirmek üzere buluştuk yine bugün. Evet. Geçen hafta yaptığımız yaş kararları ile ilgili programdan sonra bir takım gelişmeler oldu. Bunları yayına alamadık. Şimdi onları konuşacağız sizinle. Evet. Direkt şuradan başlayalım komutanım. Bu 624 subayın ordudan ihracıyla başlayan süreç ve yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Önce şunu değerlendireyim Erdicim. Sesim açık değil mi? Açık. Açık, tamam. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Erdicim, biz tabii geçen o programı yaptığımızda elimizde sadece yaşın 45 dakika sürmüş olması ile ilgili bir veri vardı. Biz de merak ettik tabii 45 dakikada ne konuşulur acaba diye. İşte nasılsınız, iyi misiniz, hanımefendiler nasıl, işte çoluk çocuk nasıl falan diye böyle bir herhalde konuşma geçmiştir dedik. Çünkü 45 dakikada düzeltiyorum. Yani 45 kişiyi konuşamazsın. Terfilerin tamamı konuşulmuş. Çok güzel. Onun üstüne tabii bizim o programı kadük hale getirecek bir gelişme oldu. 624 Türk Silahlı Kuvvetleri albay tasfiye edildi. Bununla ilgili tabii bir yorum yapmamız lazım. Şimdi ben hani kara, hava, onlara çok vakıf olmadığım için deniz kuvvetleri üzerinden bir yorum yapacağım ama o aslında genele de yansıyacak bir yorum. Onun üzerine de Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir takım tayinler ya da tasfiyeler oldu. Yani dün ya da evvelsi günde yeni terfi eden amiral generallerle beraber yeni kadrolara tayinler oldu. Onunla da belki bir iki cümle konuşacağız. Şimdi Erdicim, bir silahlı kuvvetlerimizi biliyorsun. 2007 yılında başlayan Ergenekon süreci, işte sonrasındaki ana çatı dava, balyoz, yani o da Ergenekon'a bağlı tabii ama o davalar sırasında bizlerin büyük oranda böyle bir tasfiyesi söz konusu olmuştu. Sonra biz yeterince herhalde, öyle kendimde buluyorum, şahsımcıkta buluyorum kabahatı, sesimizi yeterince çıkaramadığımız için maalesef halkımızın 15 Temmuz gibi bir garabetle karşılaşmasına sebep olduk. Ancak halkımız ancak böyle bir garabetle muhatap oldu. Hükümet tarafına baktığınız zaman da aslında Allah'ın kendilerine gerçekten bir lütfu olduğunu gördük 15 Temmuz'un. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile iltisaklı olduğu, zaten kalkışmaya katıldığı için çok net ortada olan bir takım askeri personelin yanı sıra yapılan incelemeler, araştırmalar sonunda hepsinin tamamına katılmamakla birlikte ciddi bir de tasfiye oldu. Şimdi ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu arada gelişmeler kapsamında işte Suriye'de şu anda bulunuyor, Libya'da bulunuyor. Ege'de çok ciddi sorunlarımız var. Akdeniz'de kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge haklarımız açısından çok ciddi çabalar içerisindeyiz. Ve bu çabaların olduğu bu süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ne dendi ki? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dendi ki? Senin şu 624 albayla çalışmaya ihtiyacın yok. Ben bunları istemiyorum. TSK kendi karar vermedi mi? Ah, şimdi bak oradan girelim şimdi konuya. Tabii ben tekrar söylüyorum, işte hayırlı olsun aradığım arkadaşlarım var. Yeni tayin yerlerini tebrik ettiğim arkadaşlarım var. Ama özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanıdıklarımla irtibatta olmak istemiyorum ki. Hani onlar da biz diyoruz ya, boyalı kuşuz, bizden sebep zarar görmesinler diye. Ama kulaklarımı da tıkasam bana şöyle bir haber geldi. Şimdi bu albay tasfiyesinden önce, yani bunun ne bir hazırlığı var kuvvetlerde. Yani ya ben seninle çalışıyorum şimdi. Simurgh TV yapıyoruz değil mi? Seninle çalışıp çalışmayacağıma yani kim karar verecek? Ben karar vereceğim. Diyeceğim ki Erdicim teşekkür ederim, ben seninle çalışmak istemiyorum. Ya da diyeceğim ki Erdicim seninle çalışmak istiyorum. İstiyorum. Birisi bana gelip de derse ki sen Erdi ile çalışmayacaksın bundan sonra. Derim ki yani sen kim oluyorsun? Ben Erdi'den çok memnunum. Hayır, çalışmayacaksın. Niye? Ben istemiyorum, çalışmayacaksın. Onu diyebiliyorsa o zaman benim de iki seçeneğim var. Yani öyle bir kişinin söylemiş olması lazım ki. Peki diyeceksin ya da bir dakika arkadaş, Erdi ile çalışan benim, buna karar verecek olan benim. Sen bana bu şekilde metozeri, bu adamla çalışmayacaksın diyorsan ben bu işte yokum arkadaş diyebilmelisin. Dendi mi Erdicim? Denmedi. İşin acı tarafı bu. Şimdi bu 624 albayın amirlerinin bu albayların tasfiye edileceğiyle ilgili bir talebi ya da tasfiye edileceğiyle ilgili bir haberleri olmadığı gibi bir talepleri falan da yok. Kuvvetlerde öyle bir çalışma da yok. Zaten o amirler de o kadar şaşkın ki açıp ilgili yerlere soruyorlar. Diyorlar ki ya bize söyleseydiniz bari de, emrimizdeki adamı tasfiye ediyorsunuz. Hani biz de ona karşı mahcup olmasaydık. Diyorlar ki vallahi bizim de haberimiz yok. Bize bir liste geldi, bu insanları ayıracaksınız ordudan dediler diyorlar. Bak sistemi tekrar anlatıyorum sana. Sen bir kurumun amirisin, tamam mı? En tepesinde kuvvet komutanısın. Çalıyorlar bir gün kapıyı. Personel başkanın geliyor.
Hayal çiziyorum. Böyle bir şey yani hayalini çiziyorum. Komutanım, bize bir liste geldi biraz önce. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu şu albaylarımızı emekliye sevk ediyoruz. Aa, o da diyor, hani şöyle, aa öyle mi gerçekten? Biz peki böyle bir çalışma mı yaptık? Yani biz bu insanlarla bir memnuniyetsizliğimiz mi var? Yok efendim, biz yani haberimiz yoktu. Bize bir liste yolladılar. Bunları tasfiye edin diyorlar. Yani emekliye ayırdık diyorlar. Sana sormuyor bile. O koltukta oturan makam sahibi bir insan olarak ne dersin yani? Dersin ki ya ne oldu acaba? Ya ne oluyor yani? Neyini görmüş olabilirler? Biz görmedik de hükümet neyini gördü acaba? Bu emir kimden geliyor komutanım? Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelmiştir. Nereden gelecek? Milli Savunma Bakanlığı zaten bütün kuvvet komutanlıkları oraya bağlandı. Yani Genelkurmay Başkanı falan. Tabii bakanlık yani hükümet edenlerin şu anda silahlı kuvvetlerle menteşesi ve oradan bir liste geliyor. Deniyor ki bu insanları ayırdım kardeşim ben. Şimdi sen o koltukta oturuyorsan ve şunu demiyorsan. Ya ben zaten personel sıkıntısı çekiyorum. Benim kurumumun içerisinde o kadar benim ihtiyacım var bu insanlara ve sen bana sormadın. Hani baksan ki listeye desen ki Ali hıyarın tekiydi zaten, erdi. Allah cezasını versin, iyi olmuş. Böyle bir şey de yok yani, çünkü sen bir çalışma yapmamışsın, tamam mı? Buna eyvallah ediyorsun. Bak buna eyvallah ediyorsun. Neden? Bu suyun altın suyu olanını mı içiyorlar yani? Onu mu sıçıyorlar yani, çok affedersin. Yani bir insanın ihtiyacı hani ne olabilir yani? Yersin, içersin, uyursun, kalkarsın. Makamsa makam. Ya siz o koltuklarda oturup size bu muameleyi yaptıklarında sessiz kalıyorsanız ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Siz ne yapardınız komutanım? Ya ne yapılacak bir şey belli değil mi zaten yani? Ya o koltukta sen kalktığında, bu kadar 624 albay emekliye sevk edildiğinde, o silahlı kuvvetler ayakta duruyorsa, sen o koltuktan kalkınca koltuk rahatlar. Kimi oturacaklarsa otursunlar oraya kardeşim. Sen o koltukta oturma yani. Komutansan oturma. Eğer böyle bir muameleye razı değilsen. Razıysan oturuyorsun zaten. Duydun mu sen öyle bir istifa? Dedin mi? Dediler mi mesela? Yok kardeşim yani ben bunu kabul etmiyorum. Mümkün değil. Ben kalkıyorum bu koltuktan. Sen kalkarsan 624 albayla batmayan silahlı kuvvetler sen kalkınca mı batacak? Şimdi daha vahimini söylüyorum Erdicim. Bizim görev yaptığımız dönemde bir subay için kırmızı kart derdik biz ona, yani kabaca tabiriyle terfi etmeden subay olarak kalabileceğin yıl sayısı 31'di. Yani 22 yaşında mezun olsan harp okulundan 22 diyelim hadi, 22 yaşında mezun olsan 53 yaşına kadar silahlı kuvvetlerde kalıyordun. 31 yılın sonunda kadrosuzluktan emekliye sevk ediliyordun, kadrosuzluktan. Şimdi 15 Temmuz sonrasında çıkan bütün bu efendim yasalarla bir kere 31-28'e çekildi. Tam bir FETÖ projesi. Yani FETÖ'nün elemanları o koltukları bir an önce doldursun diye başka albayların yerlerinden edileceği, kadrolarından edileceği bir projeydi. Bu hükümet onu sahiplendi şimdi. 28'e indirdi. Yani sen 3 yaş daha 22, 31, 53 yerine 50 yaşında emekliye sevk ediyorsun. Olmaz mı? Dersin ki ben silahlı kuvvetleri genç bir kadroyla yönetmek istiyorum. Çok güzel. Bunu anlarım. Ama bunu demiyorsun. Şimdi bir yasa daha çıkardın. Albaylığı ya da yani meslek hayatının sonunu 60 yaşına çektin. Ya bak 60 yaşına çektin. Yani kalınacak yaşı 60'a çekiyorsun. Ama 624 albayı emekliye sevk ediyorsun. Daha vahimini söyleyeyim sana. Eski sisteme göre bu 28'den sonra bir uzatmalar, her sene değerlendirmeler. 2 yıl 2 yıl değerlendirmeler oldu. Çok güzel. 98 mezunu, harp okulu mezunu, 98 mezunu birisi kaç yıllık subay oluyor? 2008, 18, 2020, 22 yıllık. Bak 22 yılda bir insanın albay olması için zaten erken terfi etmiş olması lazım. Bir şeyleri erken yapmış olması lazım. Teğmenlik 3 yıl. Üsteğmenlik 6 yıl 9, yüzbaşılık 6 yıl 15, binbaşılık 5 yıl 20, 3 yıl yarbaylık 23. 23. senede zaten sen hiç terfi almasan, erken terfi, yüksek lisans vesaire, 23 senede albay olursun. Bir de kıdemli albay, yani kıdemli albaylıkla albaylık fark ediyor. Yani 25 senedeki yere adam 3 sene erken terfi alıp 22 senede gelmiş ve 22. senesindeki adama sen diyorsun ki ben seni istemiyorum. 98 mezunu albayı 22. senesinde emekli edeceksen ne gördün arkadaş ya? Ve albaylığı da
60 yaşına kadar bak uzattın. Bu adam erken terfiyle 20 senede albay olduysa erken terfiyle 22 artı 20 42 yaşında. Bu adama sen 18 sene albaylık yapabilirsin diyorsun yasayla ama ikinci senesinde emekliye sevk ediyorsun. Bu ne biliyor musun Erdicim? Bu şu demek. Ben 60 yaşına kadar benim çalışacağım insanlar var. Ben 60 yaşına kadar kalmalarını istiyorum. Ama o 60 yaşına kadar kalacak olanları ben belirleyeceğim. Çok genç yaşta da ben bu insanları sistem dışına atabilirim. Bu bize neyi çağrıştırıyor? Yani ne ifade ediyor? Onu söyleyelim. Bu şu demek. Daha önceki yayınımızda söyledik zaten. Ben seninle çalışmak istersem, sen de benim suyuma gidecek efendim, benimle birlikte çalışacak bir adamsan, ben seni 60 yaşına kadar orada tutarım. Ama ben seni istemiyorsam, 22. senende ben seni silahlı kuvvetlerden emekli ederim. Bu ne demek? Bu kendi istediğin gibi bir ordu kuruyorsun demek. Bak, kendi istediğin standartlarda bir ordu kuruyorsun demek. Kanun, kitap, nizam, yönerge, kıl, tüy, yün, yapı, hiçbirisi yok. Ben nasıl istersem öyle bir silahlı kuvvetler olacak. Fakat komutanım, 15 Temmuz gibi bir süreçten sonra bunu yapmak normal değil mi? Yani korkuyor olamazlar mı bir şeylerden? Bu 624 subayın künyesinin ne olduğu... Şimdi bu 624 subayın bir sebeple ayrılması için bir dosyasının, bir şeyinin olması lazım. Ama bugün biliyoruz bak şimdi. Sen bugün beyaz tişört giymişsin. Ben beyaz tişört giyenleri sevmiyorum arkadaş. Diyebilir. Bak, hiç dememesi için hiçbir şey yok. Ben sana giyme dedim. Ya ben beyaz seviyorum, beyaz giyeyim. Ben dedim sana giyme diye. Madem giyiyorsun, ben seni istemiyorum. Çık oyundan. Çık oyundan diyor. Bu o kadar tehlikeli ki. Yani bunun tehlikesini ben anlatacak cümle bulamıyorum. Bak, anlatacak kelime bulamıyorum. 22 senelik subayı, bir de erken terfi etmişti, albay olmuş bir adamı neden silahlı kuvvetlerin dışına atarsın? FETÖ'cü ise defolsun gitsin. Devlet düşmanı, Allah'ın belası, it kopuk bir adamsa defolsun gitsin. Be arkadaş, 624'ü de mi böyleydi? Bunların içerisinde şimdi öbür mesela jandarma genel komut... Ya tanıdıklarım var. Ya bak, tanıdıklarım var. Yani hadi gene şimdi tevatür yapacağız yani, söyleyeceğiz. Bunlar da bizim kulağımıza girdi yani, tıkadığımız halde girdi. Adama kuvvet komutanı diyor ki, bak kuvvet komutanı diyor ki, X1 kuvvetin komutanı, yarın diyor makamında ol, hani hayırlı olsun, arayacağım seni, terfi ediyorsun. Terfi ediyorsun diyor bak, amiralliğe, generalliğe terfi ediyorsun diyor. Ertesi gün oluyor, terfi etmediği gibi bir telefonda, ya kusura bakma terfi edemedin, bir de üstüne seni emekli ettiler diyor. Bu kadar bak habersizler durumdan. Bak, bu kadar habersizler durumdan. Bunu yapan kuvvet komutanı. Ya kim olacak yani? Ya adam görevini alıyor bak, bir adam X1 birlikte, çok da güzel bir birliğe, diyorlar ki komutan atandın kardeşim. Kuvveti yolluyor. Erdicim, sen gidiyorsun bilmem neredeki süper böyle bir alayın komutanısın. Törenini yapıyorsun bak, törenini yapıyorsun. O da diyorsun ki çok şükür ya, ben de devletime artık albay olarak böyle güzel bir makamda hizmet edeceğim. 20 dakika sonra telefon ediyorlar adama. Diyorlar ki kusura bakma kardeş, emekliye sevk edildin. Ya sen oraya yollarken demek ki senin haberin yokmuş o adamın emekliye sevk edileceğinden. Çünkü sen onu çok güzel bir yere yollayacak bir sistemin varmış. Onu yollamışsın ama sana bir kağıt geliyor. Deniyor ki kusura bakma kardeşim ya, biz seni istemiyoruz. Görevi veren onu da diyorlar. Ya o da öyle güzel bir yerden görevi bırakarak başka bir göreve gidiyor. Ona da diyorlar ki seni de istemiyoruz, sen de git. Şimdi buna tabii hani insanın tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Bir de biz böyle emekli adamız ya. Benim ne derdim? Ama bunu duymayalım mı bunları yani? Söylemeyelim mi bunları? Ya bu zaten FETÖ zamanında yapılan projelerin yani tillahı olmaya başladı artık. Bak yani, bak tekrar söylüyorum. FETÖ gelmiş olsa eyvallah, tamam, bizi zaten hapisten çıkamazdık. Orada herhalde infaz ederlerdi. Onu ayrı tutuyorum. İşin kanlı kısmını ayrı tutuyorum. Ama bu insanlar birbirleriyle çatışmaya düşmeseydi de zaten yapılacak şeyler şu anda yapılıyor. Ha, bugün bak başka bir şey düştü şimdi şeye, söyle adını, gündeme. Yani bunun tabii imzalı falan görmek lazım, yayınlanmış halini. Bir takım haber sitelerinde ben gördüm bunu yani. Bu sabah düştü daha da. Bir de böyle bir
Kanun diye Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Din Hizmetleri Başkanlığı ihdasına dair kanun diye bir sayfalık bir şey yayınlandı. Yani bu sosyal medyada dolaşıyor ama gazete sitelerinde ya da haber sitelerinde, internette de var yani. Bu böyle bir Din Hizmetleri Başkanlığı ihdas edilmiş diye. Yani orada böyle birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye tek sayfa bir şey var. Yani buna çok itibar etmemeye çalışıyorum ama yani bu böyle sahte hazırlanmış bir şeye benzemiyor. Bir de haber sitelerine de düşmüş yani. Kuvvet komutanlıkları, ordu ve kolordu komutanlıkları, din hizmetleri başkanlıkları kurulacakmış. Tugay ve alaylarda din hizmetleri şube müdürlükleri, tabur din hizmetleri subaylıkları kurulacakmış. İşte bunların kuruluşuna ilişkin bir tek bazı şeyler söylüyorlar. Gözümüz aydın komutanım. Ha, onu söyleyeceğim Erdicim. Şimdi biz görevdeyken biz malum güneşe tapıyorduk yani. Biz böyle hani güneş tanrısı falan vardı herhalde. Ondan sonra bunlar zaten buna yakın şeyler sanki silahlı kuvvetlerin kadrolarında yoktu. Yani ben kıyafet yönetmeliğinde bayağı din işleri subayı, rütbeli böyle fotoğrafı vardır ya. Yani bu kadrolar vardı zaten. Yani bir kısmı vardı. Hani bu kadar böyle tabur seviyesine kadar var mıydı bilmiyorum ama ben kıyafet yönetmeliğinde bayağı böyle imam cübbesi, sarığı, rütbeli falan böyle vardı yani fotoğraflar. Çünkü kadro vardı. Ha, o kadrolar ne şekilde işletiliyor muydu, işletilmiyor muydu bilmiyorum. Çünkü bir ordu evet savaşa girdiği zaman değil mi? Silahlı kuvvetlerin o sistemin içerisinde iğne oyası gibi en ince detayına kadar şehitlikler nasıl açılır, ondan sonra nasıl defin yapılır, gittiğin yere göre yani illa senin memleketinin dibinde olacak şeyler değil bunlar yani. Niye dünyanın dört ya da dört bir tarafında değilse bile Türkiye'nin ya da Osmanlı İmparatorluğu zamanından yapılmış savaşlardaki bizim başka ülkelerde şehitliklerimiz var. Bunların hepsinden gelmiş böyle bir takım tecrübeler silsilesiyle yazılmış kanun, yönetmelikler hepsi var tabii yani, bunlar vardı. Ya biz güneşe mi tapıyorduk da siz şimdi böyle ağızdan burundan sokmaya çalışıyorsunuz. Yahu ben yazdığım kitaplarda, çıktığım programlarda söyledim. 5 vakit namaz kılan insandım ben cezaevindeyken. Hiçbir bayram namazını, bak hiçbir bayram namazını kaçırmadık ya. Özel izinle görüş salonunda yerlere böyle battaniyeler falan şeyler serilirdi. Bayram namazı kılardık biz. Bayram tebriği yapardık. Ya biz İnançlı insanlarız yani. Güneşe tapmıyorduk ki. Ya Türk ordusunun sen inançsız olduğunu mu düşünüyordun da bu kadar böyle ağzına burnuna sokmaya çalışıyorsun buralara kadar? Ha, bunu yaparken peki senin acaba 15 Temmuz sonrası bir an önce kapattığın ve şu anda da hiç ihtiyaç duymadığın mesela askeri tabiplik sistemine hiç mi ihtiyacınız yok sizin? Yani askeri tabiplik unutuldu, asker hastaneleri unutuldu, onlara hiç ihtiyaç yok ama o kadar dinsizmişiz ki biz. Tövbe yarabbim yani söyletecekler şimdi. Puta falan tapıyorduk herhalde. Bu kadar böyle bir kanun çıkartacak kadar böyle bir ihtiyacınız asıl olmuş. Zaten işte harp okullarına cami yapılması vesaire. Ya din ihtiyacı varsa insanların o din ihtiyacı tabii giderilir ama silahlı kuvvetlerin içerisine senin bu kadar bunu sokman diğer başka birçok yerde yaptığın din istismarından, dini insanların ağzından burnundan sokmaya çalışmaktan farklı bir şey değil. Ya Türk ordusu, Türk askeri zaten inançlı insanlardır, inançlı askerlerdir. Biz tövbe yarabbim güneşe tapan insanlar değildik zaten. Gücümüzün yettiği kadar biz de dinimizi, ibadetimizi yaşamaya çalışıyorduk. Kardağa giderken oruçlu arkadaşlarımız... Ya bunları söylendi bunların hepsi. Yani bunu bu kadar ağızdan burundan sokmaya çalışmak senin zihniyetinin ürünü. Ama bu bir yandan sen bunu yaparken öte yandan askeri tabiplik sistemin senin umrunda değil. Ya hala askeri gemilerini sivil doktorla seyre çıkartıyorsun. O çocuklarımız, bizim evlatlarımız Suriye'ye gittiği zaman, Libya'ya gittiği zaman sen oradaki onların tıbbi ihtiyaçlarını, oradaki desteğini nasıl sağlayacağını hiç düşünmüyorsun. Senin düşüncen taburda imam var mı? Ya bu kadrolar vardı zaten. Onu sen daha fazla önceliğini artırıyorsun. Çünkü senin bu taraf bunlara da girmen lazım. Yani bunu da sokman lazım. 60 yaşına kadar albay dursun ama 22 yıllık subay istemiyorumlarla ilgili bir şey. Bunların hepsi birbiriyle örüntülü. Biz dilimizin döndüğü kadar izleyicilerimize, dinleyenlerimize işin askeri kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparak sen bu orduya çok büyük hizmet vermiyorsun. Eğer bir hizmet ihtiyacın varsa lütfen askeri tabiplik sistemini tekrar kurun. Bak şu anda Deniz Kuvvetleri için söylüyorum sana. Bizim okuduğumuz dönemdeki 2 yıllık harp akademileri kurmaylık sistemini okuyup da bitirmiş şu anda kurmay unvanlı Deniz Kuvvetleri'nde şu anda sanırım 5 albay falan var. Ya 3'tür ya 5'tir ha.
Yani aşağı doğru yarbaydı da binbaşı da ne var bilmiyorum ama albay şu anda 3-5 kaldı. Şimdi Erdicim bugün ateşe listeleri yayınlandı. Hiç kurmay albay yok. Kalmadı ki zaten. Nereye yollayacaksın? Terfi ettirecek kurmay albay kalmadı. Bir yandan seviniyorum aslında. Kıtadan arkadaşlarımız bu görevlere geliyor diye. Ama siz o görevlere verecek artık kurmay subayınız kalmamışken, efendim kıtadan insanlarla destekliyorken birçok kadroyu, bu haltı niye yediniz? 624 albayı niye emekliye sevk ettiniz? Kuvvetlilerin haberi olmadan. Bunların tamamı efendim FETÖ'nün zamanında projesi olan uygulamaların bence devamı niteliğinde. Dolayısıyla dün zaten FETÖ bunları yapıyordu. Bugün hükümet yapıyorsa biz bunu nasıl anlamlandıralım? Demek ki bir şey değişmemiş. Aslında bir yandan da gerçekten lütfuymuş bu 15 Temmuz hükümete. Allah'ın bir lütfuymuş. Dün FETÖ'den hapis yatan gazeteci kardeşlerimiz Murat Arel, daha önce hapis yatmamıştı ama o da Ergenekon'la ilgili bir sıkıntı yaşamıştı. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, her ne kadar Terkoğlu şu anda özgürse de, Hülya Kılınç, onunla Müyesser Yıldız, Müyesser ablamız. Bugün de eğer FETÖ'den sonra bu hükümet döneminde hapisteyse demek ki değişen hiçbir şey yok ülkemizde. Bu nedenle çok acı. Son bir şey daha, iki şey söyleyeceğim. Artık bu söyleyecek de başka da bir şey yok zaten bu konularda. Askeri tabiplik sistemini biz niye bu kadar önemsiyoruz Erdicim? Şimdi o gemilerde görev yapmanın bir antrenmanı vardır. O gemiyle seyre çıkmak için önceden senin zaten bir hazırlığın olması lazım. O şartlarda deniz domuz, efendim dalgalar geminin boyunun üstünden aşıyorken bile orada görev yapabilecek nitelikte deniz kuvvetleri için söylüyorum. Böyle bir sistemin olması lazım. Kara kuvvetlerinde bugüne kadar PKK terörüyle yıllardır mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz var. Şu anda sınırların ötesine taşmış vaziyette. Oradaki yaralanmalar trafik kazası değil, bıçaklanma değil, basit yaralanmalar değil. O kardeşlerimizin, evlatlarımızın hayatlarını koruyabilmeleri için o sistemin birikimini kullanmaları lazım. Siz onu tamamen ortadan kaldırdınız. Yine söylüyorum, emekli albay Ali Türkşen gitsin de bir asker hastanesinde el üstünde taşınsın da muayene olsun diye değil o hastaneler. Askerlik sisteminin bütün muayenelerini tek elden asker hastaneleri yapardı, onları dağıttınız. Bunların hepsi silahlı kuvvetlere iyilik değil, kötülüktür. 624 albayın tasfiyesi iyilik değil, kötülüktür. Hiçbirimizin dinle, imanla, İslam'la hiçbirimizin bir sorunu yokken bu kadar sizin milletin ağzından burnundan sokmaya çalışmanız, çok da iyi niyetle efendim, tabii canım bizim ordumuz Peygamber Ocağı, dün değil miydi Peygamber Ocağı'ydı, bugün sen bunları yapmaya çalışıyorsun. Dün de bu kadrolar vardı zaten. Sen bunu artırmaya çalışman senin, Türkiye'nin her tarafına, yaşam şekline, din üzerinden siyaset yaparak dini sokuşturmaya çalışmandan başka bir şey değil. Ve bu insanlar da geri tepiyor Erdicim. Bak geri tepiyor, iyi bir şey yapmıyorsunuz. İnsanları iyice böyle karpuz gibi ortadan ikiye böldünüz. Ya biz dinsiz, imansız, inançsız insanlar değiliz güzel kardeşim. Dün de güneşe tapmıyorduk. Bugün de Allah'a şükür güneşe tapmıyoruz yani. Ama sen bu kadar siyasetini İslam üzerinden yaparsan senin ilelebet bu kadrolarda kalman mümkün olmayacak. Ya bıktırdın milleti artık. Ve bozuyorsun bak bütün sistemi, devlet sistemini her bir kurum bazında bozuyorsun. Hukuk sistemini bozdun, adalet sistemini bozdun, silahlı kuvvetleri şu anda bozuyorsun. Eğitim zaten yerle yeksan, sağlık sistemi güya efendim çok 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 iyi durumdaydı. Sağlık sistemin o kadar da iyi durumda değil, faciaya doğru gidiyoruz bugünlerde, Allah muhafaza. Ekonomi zaten başkanlık sistemi gelince ekonomimiz çağ atlayacaktı. Efendim bu programın başı ile sonu arasında biz ne kadar cebimizden hafifledik onu bilemiyoruz. Demek ki senin artık miadın doldu güzel kardeşim. Sen daha fazla ülkeye zarar verme. Daha fazla kurumları bozma. Bu kurumların bu hale gelmesi yüzyılların birikimiyle ya da yılların birikimiyle gelmiş sistemi bir kalemde bu hale getirirsen tekrar toparlanması da yıllar sürecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bak biz kötü insanlar değiliz. Sen kalkıp evinden haftanın bir gününü buraya ayırıp gelip bu programı yapıyorsan, ben emekli bir albayken, benim dünya işim varken, fiziken bak dizlerimin üstünde çalışıyorum ben, denizde çalışıyorum, denizde domuzla uğraşırken kalkıp bu programları yapmamızın sebebi bir kötülük olsun da efendim birilerini efendim yerelim de tüh Allah cezanızı versin demek için değil.
daha iyi bir ülkede yaşayalım diye, daha refah bir ülkede yaşayalım diye yapıyoruz bunları. Lütfen aklını başına toplasın bu işleri yapanlar. Bunlardan hayırlı bir sonuç çıkması mümkün değil. Türkiye'nin bu yıkımdan toparlanması da kolay değil. Yani bu hükümet elbette ki gidecek. Bu hükümetin miadı dolmuştur artık, ama bugün ama yarın inşallah ilk seçimle gidecek. Ama giderken de yerinde biz bir enkaz devralmayalım. Derdimiz o. O enkazın toparlanması, Allah muhafaza, çok uzun yıllar sürecek. O da bize kaybettirir, Türkiye'ye kaybettirir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Efendim, programın sonunda da çok basına da düştü, bana da çok geliyor. Çok sevgili iki kardeşim benim, cezaevinde de birlikte olduğumuz, bu sıkıntıları çekmiş iki kardeşim. Biri Tuğamirel Ercan Kireçtepe, Kardak krizinde beraber göreve gittiğimiz canım kardeşim Ercan Kireçtepe. Aslanlar gibi önce İskenderun Deniz Üs Komutanlığı, ondan sonra Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptıktan sonra şimdi SAT Komutanlığı'na geliyor. Onun yerine de SAT Komutanlığı'nda 2 senedir görevi sürdüren yine Tuğamirel Mustafa Turan Ecevit kardeşim de İstanbul Boğaz Komutanlığı'na geçti. Yine bu davalarda yargılanmış, efendim hapiste de yatmış bazı arkadaşlarımızın da görev değişiklikleri oldu. Onlara da hayırlı görevler diliyorum. Tanıdıklarım için tabii ismen söylüyorum. Hepsini de ismen sayamıyorum ama diğer kuvvetlerde de silah arkadaşlarımızın görevlerini hakkıyla yapacaklarına ben inanıyorum. Kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum. Ancak şunu da en son tırnak içerisinde söyleyeyim. Son birkaç senedir yaptığınız terfilerle maalesef kendisi bile nasıl terfi ettiğine şaşıran bazı arkadaşlarımıza öyle görevler verdiniz ki şu anda umarım onun emrindeki ve yukarısındaki amirleri saç baş yolmaz. Çünkü siz efendim eşi falancanın AKP'li bilmem kimin akrabası diye birilerini terfi ettirirseniz, tamam mı, bak o öz söylüyorum yani. Ya da işte bilmem kim falanca işte babası bilmem hangi teşkilatın üyesi diye terfi ettirirseniz, işte liyakatın dibine kibrit suyu çakmış olursunuz. Zaten sizin liyakatla işiniz yok. Bana her gün onlarca, yani atmayayım yani, sıklıkla bu liyakatsızlığın çeşitli örneklerine dair birçok mesaj geliyor. Türkiye'nin siz her yerini yerle yeksan ettiniz liyakat konusunda. Dün de yoktu. Bugün siz dibin dibine vardırdınız ülkeyi. Bunların hiçbirinden bir fayda gelmesi mümkün değil. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Biz yine bak devlet diyoruz. Hükümet devlet değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının minnetle, şükranla anacağı bir Türkiye olması için devletin, Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, o devlet kurumlarının liyakatlı kişiler tarafından yönetildiği bir ülke olması için mücadele etmeye, konuşmaya devam edeceğiz Erdicim. Bizim de gücümüz buna yetiyor ama hepimizin gücü neye yetiyorsa hepimiz bir tarafından tutacağız ki iyi bir ülke olalım. Sen bunun işte yayını hazırlayacaksın, ben konuşmasını yapacağım. Birileri de dinleyecek, belki fayda sağlayacak, belki fayda sağlamayacak. Ama biz bunları söylemiş olalım, tarihe not düşmüş olalım. Çok mutlu değiliz, üzgünüz. Ama Türkiye'nin geleceğinden de ümidimizi kesmedik. İyi bir Türkiye görmek için gücümüzün, yaşımızın yettiği kadar, tecrübemizin yettiği kadar anlatmaya, söylemeye devam edeceğiz Erdicim. Sağ olasın bugünkü yayın içinde. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere en kısa zamanda.